topunuz var mı? İlade var. Önce oradan başlayalım. Ya Allah'ım canım. Affettiler yani çiftçiyi. İlacı ayrı para, mazotu ayrı para, suyu ayrı para, her şeye zam oldu. Ama bu çiftçinin hali ne olacak bilmiyorum. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Günden güne düşürüyorlar fiyatları. Yani bir 6 ile 7 ile başlayıp şu anda 3 liraya 4 liraya şeftali gidiyor. Yazık günah. Siz de görüyorsunuz yani şeftalinin şeyini. Biz pazarda bunu 15 liradan 20 liradan alıyoruz. Şimdikinin haline bak. İşçi ayrı para. İşçi de hani her şey artıyor. Ama bu şeftali nedense hep yerinde sayıyor. Yani geçen sene şeftali yok dedik. Hadi dedik neyse. Bu sene şeftali var. Yine aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Bizim için hiçbir şey değişmiyor. Halimizi de görüyorsunuz yani. Akşama kadar bu haldeyiz. Öncelikle herkese hayırlı günler. Şeftali hasatımızın yaklaşık olarak %50'sini bitirmiş bulunmaktayız. Diğer kalan %50'si de yaklaşık olarak 15 Eylül'e kadar devam etmekte. Şu anda geldiğimiz noktada İnegöl, İsaören ve çevre köylerindeki şeftali hasatının satış fiyatı 3 TL arasında. Arama, meyve suyu dediğimiz firmada 2 TL'ye şeftaliyi alıyor. Biz bu şeftali daha önceki yıllarda fiyatlar biraz düştüğünde depomuza, soğuk hava depomuza çekiyorduk. Burada belli bir süre beklettikten sonra tekrar piyasaya sunuyorduk. Lakin şu anda soğuk hava deposundaki girdi maliyetlerinin de çok aşırı yükselmesinden dolayı elektrik maliyeti, diğer maliyetlerin elektriğe bugün %150, %200'ler civarında zam gelmesinden dolayı şu anda üreticimiz ürünlerini soğuk hava deposuna da koyamıyor. Çünkü soğuk hava deposunun maliyetleri de çok yükseldi. Bu yüzden yani devlet büyüklerimizden bizim gerçekten kooperatiflere bir el atmasını istiyoruz. Çiftçimize destek olmasını istiyoruz. Şeftali hasatının devam ettiği şu günlerde yine şeftalinin, İnegöl'de şeftalinin baş köyü diyelim, baş yetiştirme yeri İsaören mahallesindeyiz. En çok şeftali burada yetiştiriliyor. İnegöl'ümüzde toplamda 7000 ton civarında bir şeftali yetiştiriliyor. Bunun hemen hemen 4000 tona yakını bu civarda yetiştiriliyor. Biliyorsunuz daha önceden erkenci şeftalilerle ilgili haber yapmıştık biz. O sırada şeftalinin fiyatı 8 lira, 9 lira civarında gidiyordu. Umudumuz daha kalite çıktıkça, çünkü şeftali erkencilerden sonraki şeftaliler daha kaliteli olduğu için fiyatların da artacağı noktasında ümidimiz vardı. Ama bugün gelin görün ki burada şeftali, az evvel pazarları da araştırdık. Pazarda 15 lira, marketlerde 25 lira. Şeftali burada, bu gördüğünüz şeftali dalında 3 lira. Bizim genel başkanımız sürekli bizden, Sayın Şemsi Bayraktar bizden sürekli personelleri şey alırlar. Haftalık böyle ürünlerle ilgili fiyat alırlar. İşte çiftçiden, üreticiden sofraya kadar giden süreçteki şeylerle ilgili. İşte burada şu anda 3 lira, süpermarketlerde 25 lira. Bunu kim yapıyor? Neden oluyor? Ben size onu anlatayım. Geçen sene şeftali 8-9 lira civarında kendine alıcı buldu. Neden buldu? Ülkenin birçok yerinde kış sert geçtiği için don oldu, kıra oldu, benzeri şeyler oldu. Şeftali azdı. O sebepten şeftali geçen sene 8-9 liraya alıcı buldu. Bu sene şeftali üretmekle ilgili girdi maliyetlerin %200 gibi civarlarında arttı. Ona rağmen şeftali 3 lira. Aroma bile şeftali 2 liraya alıyor. Millet aramaya şeftali topluyor şu anda. Şu gördüğünüz sofralık şeftaliye tutuyor adam, aramaya toplayıp satıyor. Bu arada biz de şunu görmüşüz, gördük buradan. Mesele şu, demek ki bizim şeftalimiz, ülke genelindeki şeftalimiz herhangi bir hava koşullarından olumsuz bir etkilenmediği zaman bizim şeftalimiz iç piyasada
iç piyasaya fazla geliyor ve şeftali bu sene hiçbir sıkıntı yok. Rekolte çok yüksek. Şeftali böyle elde kalma gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani tüccarlar da ayağına kurşun sıkıyor. Neden? Ya bu şeftaliden üst üste 2 sene para kazanmasan bu çiftçi seneye bu şeftaliyi kesecek. Sen daha sonra 3. senede şeftaliyi mi bulacaksın burada? Bizim şeyimiz bu. Şimdi ihracata götüren, ihracata mal toplayan da buradan 4 liraya mal alıyor. Neden yapıyorsunuz bunu? Yazık ya. Sen bu şeftali üreticisini mutlu et ki bu insan seneye de üretsin, öbür sene de üretsin. Para kazanmadığı zaman zaten kesiliyor. Daha önceki yıllarda olmuştu bu şeftaliler. Bu şeftaliler fazla yaşlı şeftali ağacı değil. Bir ara şeftali kesimi olmuştu. Şeftali pahalıydı. Benim buradan bir şeyim de devlet kanalıyla şu anda bizim şeftalimizin %50'si daha henüz yeni hasat olmuş. %50'si buralarda duruyor, dalında duruyor. Devletimizin kanalıyla ihracat kanalları açılması lazım. Büyükşehir Belediye'miz bu konularda devreye gidiyor. Kendilerini de arayacağım Tarım AŞ kanalıyla. İnşallah onlar da devreye girip bu şeftalinin ihracatıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunlarla ilgili onların da çalışma yapacağını umuyorum. Yani gördüğünüz, bir kez daha söylüyorum, gördüğünüz bu şeftali, bu güzelim şeftali burada 3 lira, markette 25 lira, aromada da 2 lira. Aroma 2 liraya alıyor, sofraya 3 liraya satıyor. Yazık, günah. Teşekkür ediyorum.